Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Cam silerken yoruldum. Bazı arkadaşlar çok yüksekte oturuyorsun Meryem. Öyle nasıl cam siliyorsun diyor. Kimisi başım döner diyor. Gözüm kararır diyor. Bende yükseklik korkusu yok. Yani hatta yükseği seviyorum. Yani yüksekten aşağı bakmayı seviyorum. Allah'a şükür öyle hani şu anda kendimi iyi de hissediyorum. Böyle göz kararma, halsizlik gibi bir durumum da yok. Dün biraz hava Antalya'da azıcık yağıyordu. Dün mü seslendirmiştim camlarımı. Baktım hafif çilenince böyle vazgeçtim. Ondan sonra bir baktım bugün çok güzel bir hava var. Antalya'da güneşte hadi verin dedim kalk. Hiç üşenme. Bugün dedim camlarını sil. Bugün camlarımı sildim. Sadece bu burayı sildim. Birazdan da bu balkonun camlarını sileceğim. Artık diğerlerini de gün gün böyle zaten kızların odasında bir tane cam var. Bizim odamızda da böyle bir cam, bir kapı var. Onun haricinde balkon var. Balkonları silmek de çok zor olmuyor. O da biraz basit ama beni en çok zorlayan bu taraflar oldu. Neden diye sorarsınız. Burası hem mutfakta bir şeyler yaparken lavaboyu açıyoruz, bir şeyler yıkarken ister istemez bu cama sıçrıyor. Genelde de zaten bir şeyler yaparken perde batmasın diye yukarıya kaldırıyorum. Bu cam birazcık beni zorladı. Diğer türlü oradaki cam da Antalya'ya çok yağmur yağdığı zaman böyle çamurlu yağdı. Çamurlu yağınca önce ılık bir suyla silip ondan sonra şu görmüş olduğunuz cam sile sildim. Bu sirkeli. Bu Promax. Ben ilk defa kullanıyorum. Çoğu zaman böyle hani bilindik markaları alıyoruz ya da daha önceden kullanmış olduğumuz bir marka varsa güzel onu kullanıyoruz. Ben genelde silikonlu cam sil kullanıyordum. Onlar da çok güzel oluyor. Ama şimdi elimde bu varken bunu bir denemek istedim. Denedim, hoşuma da gitti. Güzel de sildi. Balkondaki camlarımı da sildim. Kendime daha sonradan bir kahvaltı molası verdim. Şöyle buraları da böyle güzelce sildim. Bu arada öğleni buldu saat. Pazarımız da var bugün. Ejderim'in hastanede randevusu var. Okuldan sonra alacağım onu. Dün ben tavuk şinitselle spagetti yapmıştım. Barbunya yapmıştım. Bu arada Müge Anlı'yı seyrediyordum kahvaltı yaparken. Pilav yapmıştım. Misafirimiz vardı. Onlardan kalan böyle barbunya, spagetti, şinitsel kaldı. Ben de dedim ki bugüne artık yemek ne yapsam diye düşünmem ama bir çorba yapmak istiyorum. Annemden getirmiş olduğum bal kabaklarından birazcık daha çıkardım böyle. Az bir şey kaldı elimde. Dedim ki çorba yapayım. Sizlere bir de fırın sütlaç yapacağım. Bal kabağı çorbası yapacağım. Bugün akşama hepsi yeter diye düşünüyorum. Çorbayı az yapacağım. Biliyorsunuz yani bizim evde çok tüketilen değil. Hatta yani hiç daha önce yapmadım evde. Otelde yapıyor muyum? Evet. Çünkü evde tercih edilen bir çorba olmadığı için. Ama ben sizler için bu bal kabağı çorbasını yapacağım. Ve fırın sütlaç yapacağım. Fırın sütlacın içerisine de böyle markete bakacağım. Şimdi bir hem çorbaya hem fırın sütlacın içerisine krema koyacağım. O arada bir de pazarı dolaşırım şöyle. Alacak, edecek bir iki bir şeyler var. Yani öyle çok da geçen haftaki gibi yüklenmek istemiyorum. Çünkü daha karnabaharı yapamadım. Yani yapmaya vaktim olmadı. Olmazsa bir sebze olarak da karnabaharı da fırına verebilirim. Zaten fırın bugün çalışacak. Fırın sütlaçla beraber karnabaharlarımızı da aradan çıkartırız. Ama önce markete gideceğim. Alacaklarımı alacağım. Daha sonradan da işte Ece'nin okul saati gelmeden yapabildiğim çorbayı fırın sütlacı yetiştirmeye çalışacağım. Kremalar burada yanında olması gerekiyor. Genelde burada görüyordum. Şu üst tarafta oluyordu ama kalmamışım. Yoksa bu taraftaymış. Ya yeri değişmiş ya da ben yerini hatırlamıyorum. Şimdi hemen bir paket bir tane krem alacağım.
Bir de benim bizim var. Makarna. Hem çorbalarda, makarnalarda hem de tatlılarda kullanılıyor. Tamam canım. Bu ama hadi normalde geliyorum ben zaten. Ayrı da oluyor. Yani sadece yemekler için kullanılan ayrı, tatlılar için kullanılan ayrı oluyor. Yani tatlılarda kullanılan krema biraz daha tatlı olduğu için ikisinin tadı aslında farklı oluyor ama eyvah düşürdüm. Neyse bakalım deneyeceğiz. Daha önce de kullanmıştım. Güzeldi. Çorbaya biraz daha tatlımsı bir tat verecek. Bakalım. Şimdi başka da alacak bir şey yok. Bu arada mantı Kayseri mantısı. Dana etli diyor. Bu da dana etli diyor ama marka farkı var. İkisinin fiyatı farklı. Ben mantıyı genelde Tahtakale'den alıyorum. Tahtakale'nin mantısı güzel oluyor. Bunları hiç denemedim. Ama bir ara alıp denemek de lazım tabii ki. Denemeden karar vermek olmaz. Evde mantı yapmak çok zor iş biliyorsunuz. Yani çok uğraştırıcı, zahmetli, yorucu bir gününüzü alıyor diyebilirim açıkçası. O yüzden mantı yapacağımız zaman hazır alıyoruz biz. Burada bakıyorum aklıma belki bu reyondan başka bir şey almam gerekebilir mi diye öyle bir dolanıyorum. Yani kasiyer arkadaşlar da yok şu anda. Kaç haftadır taze fasulye almak istiyorum ama fasulyeler iyi değil gibi. O yüzden alasım gelmiyor. Kolay gelsin abi. Şöyle bir dolaşayım bakayım belki tekrar denk gelirim. Zaten çoğu tezgahta olmuyor. Ay taze bezelye. Bezelye ne kadar? 60 lira. Yarım kilo alabilir miyim? Yarım yetiyor bize. Her zamanki gibi her sebzeden yarım kilo alıyorum. Kızlar çok yemiyor biliyorsunuz. İnşallah bozuğun vardır. Pazarcılığı için de teşekkür ederim. Para bozmaları biraz bazen sıkıntı olabiliyor. Genelde böyle evde bozuk paraları alırdım ama bugün elimde hiç bozuk para yok. Bütün yani domates sizlere benziyor. Tekrar bir bakayım sanki domates atıyor arkadaşım. Biberimiz var. Oo patlıcan. 5,5 mu 55 mi yazıyor? Bak şimdi orada bir nokta işareti gibi bir şey var ama. Patlıcan ne kadar? Patlıcan ne kadar? Patlıcan 55. 55 tamam. Ben yanlış görmüşüm o zaman. Nokta gibi gördüm. Patlıcan çok pahalanmış o zaman. Geçen hafta bu kadar pahalı değildi. 5,5 mu diye okudum ben oraya ama 5,5 ne kaldı desenize. Yani şaşırdım zaten öyle okuyunca. Şurada da domates var salkım. Bunlar daha güzelmiş. Oradan olmasa biraz domates alayım. Abi poşet alabilir miyim? Yeah.
pazardan bir şey almayayım dedim ama yine dayanamadım. Patates soğan vardı. Uf, yine bayağı bir şeyler aldım geldim. Patlıcanı dikkat ettiniz mi? Yani gördünüz mü siz de? 5.5 yazıyordu. Ben de orada 5.5 olarak okudum. Böyle yani gördüm. Allah Allah dedim. Yani, kendi kendime de böyle şaşırdım. Dedim ki acaba fiyatı bu kadar düşmüş olabilir mi? Neden öyle düşündüm? Çünkü limonu biliyorsunuz. Limon bile çok yüksek fiyatlardan bu sene bayağı bir düşüşlerde. Portakal da mandalina da aynı şekilde oldu. Tabii ki sordum ama 55 TL dedi. Ve çoğu yerde 60 liraydı ama ben bir yerde buldum 50 liraydı. Şöyle zaten bizim kızlar çok yemediği için 3 adet aldım. Kızlar yine çıkmaya başladınız oraya. Tabii merak ediyorum. Poşet olunca kokluyorlar da. Şöyle 3 tane aldım. Çocuklar sevmiyorlar. Bir de kırmızı biber aldım. Bayağı etli ve çok da lezzetli gözüküyor. İkisi de kilosu 50 liraydı. Öyle olunca şöyle dedim abla sen bana oradan karıştır koy. 1 kiloya yakın aldım. Çünkü biberler çok etli ve ağır basıyordu. Onun haricinde portakallar çok güzel. Portakalın fiyatı düştü biliyorsunuz. Dalından toplamadılar belli bir dönem portakalları. Para etmiyor diye. Yazık. Bizim arkadaşımızın bahçesinde de portakal ağaçları var. Ve köyde zaten gittiğimiz zaman portakal ağaçlarını görmüştünüz ve bir iki arkadaş yazmışlar o portakal ağaçları onların mı diye. Evet onların. Arkadaşlarımızın annesinin ve babasının bahçesi orası. Biz toplamıştık. Bayağı da vermişti sağ olsun. Hatta daha da fazla alın demişti ama yok dedi biz yeter. Fazlasını almayalım. Onlar mesela portakalları toplatacak kişi bulamadılar. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşündüler. Biz de arkadaşlarımıza hatta dedik ki yani o dönemde çok ihtiyacı varsa hani bizim yapabileceğimiz bir şey varsa gelelim biz hani portakalları toplayalım, yardımcı olalım. Bu sefer toplasanız portakalları kim satacak? Bir de o var. Yani bu sene daha sonradan ayarladılar mı hiç muhabbeti de geçmedi ama yazık orada dalında çürüyen biz toplarken bir iki tane portakal görmüştüm. Ben aynı şekilde şimdi biz pazarcıyla da konuştuk. Dedim ki portakallar dedim artık dedim fiyatını düşürdünüz dedim toplanmıyor da dedim ben herhalde dedim yok satacak dedim yazık oldu bu sene dedim. Abla dedi artık dedi toplamaya başlarlar dedi çünkü dedi yeni yeni topluyorlar dedi toplasan olacak ablam dedim ya baksana dedim yani bu portakallar pazarda hani görmüş olduklarım en iyisi arasında ama ne kadar da iyi olsa dalından yeni toplanmadığı zaten belli hani fark edersin bu büyük ihtimalle bayağı bir olmuş gibi geliyor bana. Toplanalı bayağı olmuş gibi geldi. Daha yeni toplamaya başlarlar dedi. Aman dedim. Yani dalında artık çoğu çürüdü, yazık oldu, ziyan oldu. Antalya gibi bir yerde sebzenin ve meyvenin toprakların verimli olduğu bir yerde dedim ben. Böyle dedim dalında çürümesi ne kadar yazık. Şöyle bir tane sizler için soyacağım. Hem tadına bakacağım. Hem de içinde bir kuruma ya da böyle bir ezilme eziklik bir şey var mı diye ama yok. Güzele benziyor. Ve ben de taşıyabildiğim kadar aldım. 3,5 kilo aldım portakalı. Hatta şey de yapabilirim. Ecrini hastaneden getirirken aynı tezgahta portakal varsa tekrardan alabilirim diye düşünüyorum. Şurada hemen kenarda tadına bakacağım. Evet güzel. Yani bir şu anda tadında bir bozukluk yok. Bizim evde portakal tüketilir. Akşamları mısır patlattığımız zaman daha önce de söylemiştim. Portakal mutlaka yanında yeriz ve çok lezzetliymiş. Aşırı lezzetli. Taze fasulye o kadar baktım ama tezgahın bu tarafında biraz daha ileriye doğru yürüdüğüm zaman bir yerde daha vardı. Taze fasulye ve inanın o da ilk baktığım fasulye gibiydi. Böyle hani iyi değildi. İyi olmayınca benim alasım gelmiyor. Çünkü pişirdiğim zaman bu sefer yenmiyor. Hani kılçıklı oluyor, sert oluyor, lezzetli olmuyor. Öyle olunca ben de almıyorum. Yoksa fasulyeye bayılırım yani. Çok seviyorum fasulyeyi. Ama böyle istediğim gibi bir fasulye kaç aydır bulamadım. Sütlacımızı yapmamız için gereken malzemeler. 5 su bardağı süt. Yani 1 litre bir paket vanilya.
kremamız var ama hepsini kullanmayacağız. 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı. Bu arada 1 çay bardağı da pirincimiz var. Dolaba malzemeleri yerleştirirken bunu ben ılık suda bekletmiştim ve şimdi yıkayacağım. Suyu da kaynattım kettle'da. Hatta tencereye bunu yıkarken ocağa koyacağım. 2 su bardağında pirinçlerimizi haşlayacağız. Yani 2 su bardağı da olmasına gerek yok. Biraz daha da fazla olabilir. Çünkü pirincine göre suyu fazla çekme olasılığı var. Yanlışlıkla pirinçlerimizin dibini tutturmayalım. Fırın sütlaç yaparken bu sefer gerçekten birazcık da yanıksı bir kokusu olabilir. Fırının içinde fazla kalmış diyebiliriz. Yani ben 3 su bardağı koyacağım. Bu arada gevezelik yaptım. Pirinçlerimi çünkü daha sonradan birazcık süzdüreceğim. Ama önce pirinçlerimi yıkayacağım ve haşlayacağım. Ondan sonra da sütlacımızı yapmaya başlayacağız. Şöyle su kaynamıştı zaten. Tenceredeki suyum sıcak. Bu arada A101'e gittiğim zaman yine bizim kızların Mars'la şansımızın tırnakları uzadı. Onlar için bir tane ödül maması aldım şöyle. Çoğu arkadaş demişti Beril ödül maması al. Onunla kesmeniz kolay olur diye. Şimdi kızlar geldiği zaman bu ödül mamasını onların tırnaklarını kesmek istiyorum. Mars'ı biliyorsunuz veterinere gitti geldi ve orada zorla tabii ki tutuldu, yatırıldı. İstemsiz bir şekilde birazcık zorlanıldı. Mesela Mars böyle önceden öyle değildi ama şimdi böyle hani biraz sert tuttuğunuz zaman hemen korkuyor, kaçıyor. Yani biraz daha tepkili oldu. Zaten normalde tırnaklarını zor kesiyorduk biz. Kısırlaştırıldıktan sonra daha da böyle birazcık daha bu işlem zor olacak gibi. O günden sonra daha kesmedik ama tırnakları hani yeni yeni uzadı. Onu keseceğiz. İnşallah bize çok bir zorluk çıkartmaz. Bu arada dikiş ipini de kendisi atacakmış orada. Yani aldırmaya gerek kalmayacakmış. İyi oldu. Tekrardan bir veteriner hobisi yaşamayacak. Sadece kuduz aşılarını yaptırıyoruz. Bu arada biz kedilerimizi diğer aşıları zaten tam. Şimdi pirinci piştikten sonra kalan işlemlere devam edeceğiz. Hatta tereyağımı da ben şimdi ilave edeceğim. Çünkü sütü kaynatırken tereyağı da içinde erimesini istiyorum. Ama yumurta ile nişastayı daha sonradan ilave edeceğimiz için onlar burada beklesinler. Kaynadı. Pirincim pişti. Pirincimi ilave ediyorum. Ve bu arada artık çırpma teli kullanmayacağım. Çünkü pirinçlerimin parçalanmasını istemiyorum. Şimdi nişastamı birazcık suyla açacağım. Siz görebiliyor musunuz? Nişastam burada, su burada. Hepsini ilave etmeyebilirim. Çünkü koyu olması lazım ki sütlacımızın da kıvamını verelim. Çok su koyarsak, çok açarsak nişastayı bu sefer istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Biraz daha su istiyorum. 2 yemek kaşığına yarım su bardağı yeterli geldi nişastamızı açmak için. Bu arada sizlere şöyle göstereceğim ve yumurta sarısını da hemen ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştıracağım. Allah birazını döktü. Yumurtayı iyice karıştırıyorum, yediriyorum ki yumurta sarıları topak topak olmasın diye. Şuraya birazcık dökelim. Oraya bir silim vereyim. Yoksa yumurta sarısı var buraya yapışıp kalacak. Hatta bir çırpma teli yardımıyla da karıştırsam daha iyi olur. Şöyle pürüzsüz bir hale geldi.
Süt kaynamıştı, altını kısmıştım ben taşmasın diye. Tekrardan açtım. Şu anda görüyor musunuz? Kaynamaya başladı. Ufaktan böyle tıkırdamaya başladı. Çok azıcık bu sütten alıp nişastaya ilave ediyorum. Azıcık ılıştırıyorum. Biraz. Evet. Nişastamı da ilave ediyorum. Arkasından hemen kremamı ilave edeceğim. Hızlı bir şekilde karıştırmanız lazım. Yoksa topak topak olur. Bir paket kremayı açtım. Onun da yarısını ilave edeceğim. Sanırım biraz daha. Evet, şimdi yarım oldu. Fırınımı da bu arada açtım. 180 dereceye aldım. Sık sık durmadan karıştırıyorum. Şöyle bir fokurdamasını bekliyorum. Fokurdadı. Hemen şöyle 10 saniye kadar karıştıracağım kaynasın. Ondan sonra kaplarımızı alacağız. Sizleri de hemen şu tarafa doğru çeviriyorum. Birazcık o taraf battı çünkü sütlacın yanından ayrılamadım. Her seferinde şöyle karıştırarak alacağım. Pirinçler çünkü hemen dibine doğru inmeye başlıyor. Allah'ın izniyle Ramazan ayımız da yaklaştı biliyorsunuz. Ramazan ayında hafif tatlılar çok iyi gider. Fırın sütlacı daha önce böyle denediniz mi? Ya da sizler fırın sütlacı nasıl yapıyorsunuz? Sütlaçlarımı ısıtmış olduğum 180 derecedeki fırınıma vereceğim ve üstü kızarasıya kadar orada bekleyecek. En üst kısma koyacağım sütlaçlarımı. Sütlaçlarım pişti. Güzel oldular. Şans. Bilgisayarın orada durma kızım. Bilgisayarın üstüne çıkıyorlar. Çok seviyorlar. Laptop çantasını ben kenara koyuyorum. Böyle yani laptopta edit yaparken. Özellikle Mars. Laptop çantasının üstüne yatmaya bayılıyor. Ve benim bilgisayarın laptopun üstünde o tuşların üstüne basmayı da çok seviyorlar. Evet şimdi ben bunları çıkarttım. Ama ben bunları nerede soğutacağım? Bir an önce dolaba alamam. Biliyorsunuz kedilerimiz var. Ama daha gitmeme vakit de var. Şöyle ben gidesiye kadar hemen şu camın önüne koyacağım. Perdeyi de camı da açacağım. Ve burada havalanmasını birazcık böyle o alevini almasını gidesiye kadar ben bekleyeceğim. Yani ben gidesiye kadar alevi inecek. Ondan sonra dolaba koyacağım ama tabii bunları şimdi buradan çıkartmak birazcık mesele. Çünkü çok sıcak var. Şöyle peçeteyle. Havlu çok büyük gelecek. Şöyle hemen mermerin üstüne çıkartacağım. Yandım. İçinde hala su var tabii ki tepside. Karnabaharları koyacaktık. Karnabaharları da artık gelince yapacağım. Hatta şu camı açayım şöyle. Hop. Allah'a şükür hapa geçtim.
Yani antibiyotin o tadından o kadar artık bıkmıştım ki yani. Böyle bir de yutkundukça tadı daha çok geliyor. Evet. Daha acı geliyor. Daha acı geliyor. Doktor ve sırtını geçti. Ve göğsünü dinledi. Bir tane alerjik, yani eksük balgam bitmiş ama alerjik bir hap yazacağım dedi. Bize daha önceden burun fısfısı da vermişti. Onu biz birkaç gün kullanmıştık. O da alerjikle ilgiliymiş. Hatta onu dedi, yeniden dedi, tekrar burnu dedi şişmiş dedi. Büyük ihtimalle artık alerjiden öksürüyor dedi. O yüzden alerjik burun fısfısıyla alerjik bir ilaç kullanacağız. Annem işte bu ağaçlardan olabilir. Polen. Polen olabilir ama... Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sana alerji testi mi yaptırsak bilmem. Belki de kediye alerjin çıktı. Yok yok. Hadi gidelim. Yani bunları da bir... Ama bir şey soracağım. Şimdi yapalım, şöyle bir şey var. Kedilere alerjim olsaydı, hani kedinin yanında öksürdüm. Ben kedi olmadığı zaman da öksürüyorum. Ve ben de ama genelde bir sürekli olarak kedilerle, kedilerle yaşıyorum. Ben genelde güldükten sonra öksürüyorum. Yani acaba alerji önceden olmayıp sonradan da vücutta bazı şeylere, yani tozlara, deterjanlara ya da işte kediye, tüye, peluşlara alerjisi sonradan insanlara çıkıyor diye biliyorum ben. Dur bakalım, bu alerji haplarını da kullanalım. Eğer geçmezse ondan sonra seni bir alerji testine mutlaka götüreceğim. Neye alerjim var? Anlamak lazım, bilmek lazım. İnşallah kedilerimdir de. İnşallah. İnşallah kedilerimdir. Kapıyı bakalım, ilk kim açacak bizi? Mars. Mars misafir giderken uğurluyor, misafir gelince karşılıyor. Kapıyı her zaman açıyor canım. Yani her açtığımızda mutlaka her zamanki gibi kapı önünde. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Sıkıldın mı? Gel. Size de aldık bir şeyler. Gel. Mama aldık size de. Gel. Oo, şeyi aldık. Şansa bak. Mama. Yerine geliyor. Öyle bir uyumuş ki. Şöyle oluyor bazen. Mars yeni uyanmış oldukları zaman kapıya gelmiyorlar. İkisi de hani bir uyanıyor, şans oturduğu yerden öldürüyor, esniyor, böyle geriliyor. Evet. Ah. Bak nasıl ben geliyorlar yanına. Mami geldi. Kokla. Bir pati atarsa poşeti yırtar. Her yer mama olur. Uslular, uslular. Uslular mı? Uslular. Bu konuda uslular. Evet. Kızım. Bana ne zaman mama vereceksin diye bekliyor. Veririz şimdi. Çiğneniyormuş bu. Ne o? Çiğneme tableti diyor. Öyle mi? Çiğnenin haptan mı yazmış doktor? Hatta şey. Bakayım. Bak, günde bir tane aç veya tok karınına ağızda çiğnenir. Tamam, akşam okuldan geldikten sonra çiğnersin. Kaç tane varmış içinde? 30. Bir ay. Bir bakarız, bir ay kullanmasın da bir hafta bir kullan bakalım. Mars. Aslan ve alerjik vitamini demiş. Allah Allah. O burun fısfısından sık bakalım şimdi ama bir tane. Ama doktor demişti ki yemeğin içine bir tane katın mı ne bir şey dediydi sanki. Ben orada telefonla mı konuşuyordum? Babam mı aramıştı? Babam aradı herhalde. Öyle bir şeyler söyledi de. Oo, bayağı büyük bir şaplamacı. Ben bunu çiğneyecek miyim şimdi? Evet, çiğneyeceğim. Şimdi bir tane atayım ağzıma. At. Elimi yıkayayım dedim. Ya, ellerini yıka tabii ki. Elimi yıkayayım o kadar. Evet. Kapı çaldı. Kim? Kim geldi? Geldim hastanede. Sidem. Annemin bile hala burada çanta var. Sidem merhaba. Çantamı bile çıkarmadım. Merhaba. Ecinin. Yeni geldik de. Birazcık ödevim var. Ama bugüne değil. Annem evde yok da ben aşağıda biraz tek... Ha, yalnız mı? Gel diyeceğim de bu kızlar yok, annesinin kedilere alerjisi olduğu için gelemiyorlar. Tamam, şey tamam şey annen... Geleseye kadar inebilirsin aşağıya. Hapını ağzına al. Yarım saat, bir saate gelir annen. Annenle telefonda konuştuk evet, biz. Evet, biz konuştuk. Aradı bizi. Aha, aynen. Ne dedi? Sana Galatasaray forması alacakmış da. Sana belki sürpriz yapacaktı. Niye söylüyorsun? Ha, aa, hiç aklına gelmedi. Neyse, eyvah. Duymamış gibi yapayım.
Ece'nin pot kırdın. Ama ne bileyim. Benim hiç haberim yoktu da zaten hani annemden de Galatasaray forması istememiştim de bilmiyorum. Neyse gene de güzel olmuş. Neyse gene de güzel olmuş. Bir şey diyeceğim peki ben anlatayım. Paten sürebilir mi Ece'nin? Sürebilir mi? Öksüreyim geçti. Tamam paten sürebilir artık. Peki. Patene izin vermiyordum ben de. Peki sitenin en sadece senin etrafta. Pazar var ki bugün. Bir şey yok. Pazar ama diğer pazarın tarafından geçmeyiz. Sadece senin etrafında doğmaz. Sitenin L şek. Ap, hayır. Evet L şek. Balkondan bakacağım size tamam. 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 Evet. Zeytinyağı koydum. Çok az yapacağım için şöyle azar azar soğan, bir diş sarımsak, havuç, patates doğradım. Önce her zamanki gibi havuç ve soğanımı aynı anda kavurmaya başladım. Soğan ve havuçlarım kavruldu. Patateslerimi ilave ettim. Çok az yapıyorum. Dediğim gibi çok az yaptığım için çorbada az olacak. Biraz patateslerim kavrulsun. Ondan sonra şimdi böyle çok karıştırırken tangur tungur ses geliyor. Sizlerin de bu sesten rahatsız olduğunu biliyorum. O yüzden patateslerin biraz kavrulmasına kadar videomu kapatacağım. Patateslerim de kavruldu. Çok az bir şey un ilave edeceğim. Çok değil. Zaten çorbam az. Şöyle. Ama unumu da yağ sıcak olduğu için hemen kavrulur. Arkasından kabaklarımı ilave ediyorum. Tavuk suyu da koyabilirsiniz. İsterseniz ya da böyle kendi sebzelerin suyuyla da pişirebilirsiniz. Ben şu anda sebzeleri kendi suyuyla pişireceğim. Kettle'ımda suyu kaynatmıştım. Ama şöyle üstünü kapatacak kadar sebzelerin suyu da ilave ettim. Şöyle sizlere göstereyim. Zerdeçal seviyorsanız zerdeçal hem renk verir. Zerdeçalı seven arkadaşlar için de lezzet de verir. Ben pek kullanmıyorum yemeklerde. Sadece otellerde de renk vermesi için. Hani gerek bazen mercimeğin kalitesine göre ya da böyle yapmış olduğumuz pilavlara renk vermek için zerdeçal köri kullanıyorum. Ama ben kendim yapmış olduğum yemeklerde bizim evde pek tercih edilmediği için zerdeçal çok kullanmıyorum. Çorban kaynadı. Sebzelerim de pişti. Şimdi ilk olarak blender'dan geçireceğim. Şimdi bir kepçeyle hemen göstereyim size kumrunun kıvamını. Ama biraz koyu oldu. Azıcık daha su ilave edeceğim. Çok az daha ilave ediyorum. Tuz ve karabiber ilave edeceğim. Beyaz toz biber kullanan arkadaşlar varsa eğer beyaz toz biber de ekleyebilirler. Birazcık açtım. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra da hemen kremasını ilave edeceğim. Fokurdamaya başladı. Elimdeki kremanı da ilave ediyorum. Böyle çok da ilave etmeyeceğim. Çünkü burada yarım paket var. Yarım paketin hepsini koyarsam tadı bozulur. Birazcık ilave ettim. Evet. Akşam geldikleri zaman soracağım bakalım bizimkiler çorbanın tadına baktıktan sonra ne çorbası olduğunu anlayabilecekler mi? Ben sofrayı hazırlıyorum. Bu zımbırtı minnoş. Bu yaramaz şans. Tabii ki bak kaç kız kaç. İçinde bir şey de yok ha. Bunu görünce kaçıyorlar. İçindeki bitti. Yani sıçacak bir şey bile yok. Bunları görmesi bile yeterli geliyor onlara. Eşim yanmak üzere. Çorbaları dolduracak. Ay. Çorba biraz az bir şey. Çok yapmadım zaten. Hemen şöyle bir kepçe bak. Çok yapsan zaten yemeyecek bu kadar yemeği. Yemeyecek bu kadar yemeği. Biz yiyeceğiz. Çorba da çok oldu ama iyice şişeceğiz. Aslında dünden yemek vardı da işte şeyi patates de kızarttım, biber de kızarttım. Kızım bir kepçe koysan yeterli. Kepçe. Şans lütfen bak beni dört döndürme buralarda da dişini sel var şeyde.
Bunu da koyacağız şimdi. Bunu da sofraya koyacak yer var mı bilmiyorum. Tabaklara da atalım. Azar azar hepsinden yedik mi doyarız. O da olur. Tamam, öyle koydum. Çorba ne çorbası biliyor musun? Ne çorbası? Sebze mi? Bir tadına baksana. Evde ilk defa yapıyorum. Güzel mi? Sen onu söyle. Beğendin mi? Ya sebze ya mercimek diye çok koydun sen onu. Değil mi? Mercimek diye çok koydum. O değişik bir tat var. Değişik tabii ki. Ne sebzesi var bunun içinde? Bir tane sebze tadı geliyor ama adını çıkaramadım. Kabak. Bal kabağı. Kız in, in. Minnoş, in. Sevdin mi? Aslında sevdim. Ama bal kabağı çorbası deyince vazgeçtim. Hayır, vazgeçmedim. Kötü değil, çok tatlı söyle. Ama. Çok tatlı. Krema var ya içinde. Hı. O yüzden havuç var, soğan var, sarımsak var, patates var. Ben ne zaman mercimekle sevmedim. Evet, sen renginden dolayı mercimek zannettin. Bakalım, babana gelince babana söyledi. Bakalım o ne yapacak. Ama baban kremalı çorbaları bir sadece mantarı seviyor. Bir de domatesi de seviyor. Krema sevmiyor yani sadece bu iki çorbayı da seviyor. Diğer türlü böyle kremalı tavuk falan yaptık mı sevmez. Yani hoşuna gitmez, yemez. Makarnadan aynı şekilde. Makarna zaten bir salçalı yiyor, başka da yemiyor. Salçalı ya da böyle domates soslu. Aynen. Başka türlü yemez. Ooo, neresi oğlum? Sıkıntı ol, acıktın acıktın. Acıktım, seni bekliyoruz. Afiyet olsun. Daha yeni ısıttık işte. Başladın mı? Yok, çorbanın tadına baktım. Bir daha bak, nasıl olmuş? Bir daha bakayım. Merhaba, hayırlıdır. Ne yaptınız? Toplu yazıladık, seni bekliyoruz valla. Ejder şimdi yazıyor aşağıda. Ejder'i gördüm, sitenin dışında patates sürüyorlar. Hı, gelecek o da, konuştuk biz. Herkes saçımı kes dedi. Ben de arkadaşların sözlerine duyarak mutluluk gösterip saçlarımı kestirdim. Güzel olmuş. Çok işin uzatmasın diyordum ben, dikkat ettim. Rahatlar olsun. Fakat o kadar da uzun değildi. Demek ki çok uzun değil de tabii. Yani böyle dağınık ve papaz duruyordu. O yüzden. Papaz duruyordu. Papaz gibi. Bir de papaz gibi olmuşum derler. Saçımı yapmadan çekiyordu anne. Kıvırcık ve gürülüyor senin saçın. Jöle sürmeden kabarıyor kıvırcık olduğu için. Güzel bir sofra. Ne kadar güzel bir sofra. Çok bereketli. Çok bereketli. Halbuki işte dünden dediğim gibi misafirlerimiz vardı. Bugüne yemek yapmadım. Sadece çorba yaptım. İlk defa yapıyorum çorbayı evde. Tadına bakacak mısın? Bakacağım da elimi döşeyim. Elini yiyeceğim. Havuç çorbası. Hayır, havuç değil. Havuç? Hayır. Değil. İlk defa yapıyorum dedim. Abi, mutlaka bir yere içmişizdir. Yok. İçmedim. Tahmin et bakayım. Bir, üç tahmin hakkı. Havuç dedin, yok. Mantar. Yok. Havuç. O da yok. Havuç. Bal kabağı. Bal kabağı değil mi? Bal kabağıymış. Bal kabağı. Bal kabağı tatlısını yerim. Kabak tatlısını çok severim. Kabak tatlısını seviyorum ama işte ben dediğim gibi az yaptım. Kabak ismi kötü. Kabak kelimesi. Nasıl kabak yemeye? Ooo. Al bakalım, yanında dursun, sen seversin. Ben bunu görürsem ben direkt yemek yemeden buna geçerim. Bir sevdiğinizden bir sevmediğinizden. Bunun için de sütlaç gibiye kesinlikle giderim. Sütlaç, kadife tatlısı, ekmek kadayıfı. Gün içinde bunlardan bir tane öğün tüketmem gerekiyor. Vücut istiyor. Evet. Ondan sonra göbek nasıl, niye oldu? Niye? Niye? Bu göbek neden eder? Büyümüş o sende olacak. Artık koşmak lazım. Evet. Dur sen ellerini yıkamadan önce müsaademizi biz isteyelim. Yemeğe başlamadan önce. Tabii. Ejdin de geldi, gelecek zaten. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.